Yıllar yıllar evveldi. Bir delikanlı tanırım. Kanal A'da Abdurrahim Karakoç merhumu konuk etmişti. Hocaya onu takdim ederken o kadar süslü, o kadar güzel, o kadar ağdalı cümlelerle bir girizgah yaptı ki hoca dayanamadı, şöyle dedi ona. Yahu senin de peşrevin güreşinden uzun sürüyor kardeşim dedi. O kendine has üslubuyla. Aradan 20 yıl geçti. O çocuk May Mecra isimli bir televizyon kurdu. Ve o çocuğun peşrevi hala güreşinden uzun sürüyor. Niye söylüyorum bunu? Hadi bekleyin 21 Aralık'ta geliyoruz dedik. Şimdi diyoruz ki hadi 1 Ocak'ta geliyoruz filan. Dostlardan bazen sistemler duyuyorum. Ya gelin artık diyorlar. Biz en az sizin kadar bunu istiyoruz. Ve artık son düzlüğe çıktık. Ama şimdi hak verin, beklemek de güzel bir şey kardeşim. Var mı daha ağır yük zamanı çekmek kadar? Yaşama sebebimsin su kadar, ekmek kadar. Ayrılığın, özlemin, her şeyin bir hazzı var. Seni anmak da güzel, seni beklemek kadar. Bak, beklemek üzerine ne güzel şeyler söylemiş. Beklemek iyidir. Beklenen gün gelecekse çekilen çilek olsun. Bunun pek konuyla alakası yok. Bunu bir zaman askere gidince birileri falan, neyse atarsınız buraları şeyde. Beklemek güzeldir. 1 Ocak'ta nasipse May Mecra olarak huzurlarınıza çıkacağız. Ne yapacağız peki? İlk hafta her gün bir içerik May Mecra'da olacak. Dua isteriz. Şu abone sayılarını da bir halledelim bir ara. Hala 81 binlerde falan dolaşıyoruz. Ben Ümmet-i Muhammed'e söz verdim. Adem Metan'la tartıştım. 100 bin olacak dedim. Mümkün değil dediler. Olacak dedim. Olmaz dediler. Yaparız dedim. Yapamazsın dediler. Bir omuz verin. Taşın altına el koymayın. Yürek koyun da şu işi çözelim. 1 Ocak'tan önce YouTube'un 100 bin plaketini gönderdiği bir kanal olmak suretiyle bir ilki başarabilelim. Aziz dostlar. Neyse. Şimdi sizi bir güzel görüntülerle baş başa bırakacağım. Bunlar nedir diyeceksiniz. Fakat dönüp yayınlayamadıklarımıza baktığım vakit, şimdi arkadaşlar bu emek zayi edilmez. Yani çok güzel bir yemek var sofrada, karnımız tok, birer parça almışız, kaldırıp onu dökmek gibi. Hatta o yemek bir daha yapılır ama o konuşmalar bir daha bulunmaz. Sizinle şu ana kadar paylaşmadıklarımızı paylaşmak için bu videoyu hazırlıyoruz. Sebep bir bu. Sebep iki, o güzel insanlara teşekkürümüzün de şükranımızın da küçük bir nişanesi olsun. Emek verdiler, zahmet ettiler, geldiler. Allah hepsinden razı olsun. Ve böyle güzelce şeyler söylediler. Orada benden bahsederek güzel şeyler söylüyorlar. Nefsi azizimin hoşuna gidiyor. Ne yalan söyleyeyim böyle. Arkadaşlara kurguda ya bunu koymasaydınız çocuklar falan değil mi? Ama öbür tarafta iki koymuşlar diyorum. Güzel olur. Çünkü marifet iltifata tabi, müşterisi olmayan meta zayidir derler. Merak ediyorsunuz değil mi? Acaba ne söylediler? Peki, peşrev güreşten uzun sürmesin. Abdurrahim Karakoç'a bir Fatiha okur muyuz? 1 Ocağı bekleyin. Allah'a ısmarladık. Hep bir mecramız olsun istedik yayın dünyasında ve nihayet mecramıza kavuştuk. Burada kalbimizi, gönlümüzü, felsefemizi konuşacağımız bir saha var artık. May Mecra sadece bize değil, bütün Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun diyor. Çok şey yapacağız, sürpriz olsun diyoruz ama her şeyin derinlemesine, felsefesini konuşacağız. Motosikletinden kahvesine varıncaya kadar. Yani kendi sahamızın, kendi alanımızın dışında bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Müzik yapmayacağız sadece, müziğin dışında birçok şeyi yapacağız. Bizde pek görmedikleri tarafları görecekler. Biraz daha mahrem taraflarımızı görecekler. Bunları da paylaşmayı planlıyoruz. Çünkü müziğin dışında da, şiirin dışında da, edebiyatın dışında da tabii ki birçok şeyle meşgulüz. En azından bunları da paylaşalım istiyoruz. Çünkü yaptığımız her işin kendine göre bir felsefesi var. Kendisine göre bir derinliği var. Onları farklı cihetiyle, farklı boyutuyla ele almayı planlıyoruz inşallah. Gelin beraber yürüyelim. Şimdi hayatın renklere ihtiyacı var, renksiz olmaz hayat. Hayatın renkleri de her alanda ışıltılı, zeki, efendim üreten, değer oluşturan insanlarla kabil olur. Serdar kardeşim işte o insanlardandır, hayatın güzel bir rengidir. Ve hayatımıza renk katacak bir mecranın da kurucusu, düşünürü, hayata geçiricisidir. İnşallah bu emekler karşılığını bulur. Ben bulacağına da inanıyorum çünkü çok alternatif bir medya, başka bir bakış, başka bir dolayı.
dokunur. Serdar kardeşime, bu işe emek veren bütün dostlara, yoldaşlara hayırlı olsun diyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ben de bu işin içinde olmaktan gurur duyuyorum açıkçası. Mutlu olurum. İnşallah biz de üzerimize düşeni yaparız. Çorbada bizim de tuzumuz olur. Gelin beraber yürüyelim. Şebi yel dayı müneccimle muvakkıt ne bilir. Müptelayı gama sor kim, geceler kaç saat. Bugün 21 Aralık Şebi yelda, senenin en uzun gecesi ve ona dair şair Sabit'in dediği bu. Uzun gece nedir diye astronom da bilmez, yıldız ilmiyle uğraşan falan da bilmez. Sorma onlara, gam çekenlere sor. En iyi onlar bilir. Müptelayı gama sor kim, geceler kaç saat. Böyle bir açılış, böyle bir geceye rast geldi. Hayırlara vesile olur inşallah. Cenab-ı Hak hayatımızı da mematımızı da rızasına uygun etsin. Bizi bize bırakmasın. Vesselam. Efendim? Kameraya bakıp gelin beraber yürüyelim diyebilir miyiz? Ağzıma laf verme canım, ben istediğimi söyleyeyim. İnşallah ahiret yolunda beraber yürüyelim. Çok sağ olasınız, teşekkürler. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Hem ismiyle müsemma bir mecra olsun. Hem benim sensin. Hem de sizin oluşturmaya çalıştığınız yeni dönemde, yani medyada yeni bir, bütün dünyada konvansiyonel medyanın yerini dijital medya alıyor. Hem yaygınlığı, hem hızı, hem erişimi açısından bu çok kıymetli. Özellikle yeni bir dil oluşturulması açısından, yeni bir anlayış, yeni bir kurgu, yeni bir tasavvur, tahayyül oluşturulması açısından bu topraklara, bu kültüre, bu tarihe, bu inanca ait değerlerin yeniden hatırlatılması açısından May Mecra'ya hoş geldin diyoruz. Şimdi dostlarımın May Mecra gibi bir portala hayat vermesi, böyle geldiğimden beri gerçekten hayretle ve gurur duyarak bakıyorum. Çünkü çok kurumsal bir yer hayata geçirmişler ve çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Çok mutluyum. Arkadaşlarım, sevdiğim insanlar, yüreğini bildiğim insanların bu işin içinde olmaları, bu işi bu şekilde hayata geçirmeleri beni çok mutlu ediyor. Allah başarılarını daim kılsın inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Gelin beraber yürüyelim. Öncelikle May Mecra'ya başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Bizim hepimizin böyle bir mecraya ihtiyacımız vardı zaten. Bazen gevezelik yapmak gerekiyor. Nerede yapacağız acaba biz gevezeliği? Nerede konuşacağız? Ne yapacağız derken Serdar sağ olsun. Serdar Tuncer kardeşim May Mecra diye bir şey icat etti. Ondan sonra abi dedi istediğin gibi gel. Her türlü gevezelik serbest, atış serbest. Şaka bir yana çok büyük bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Çok kıymetli isimlerle mükemmel bir kadro var. Çok değerli isimler var. Hep beraber özellikle bu memleketin düşünce hayatına, kültür hayatına inşallah çok pozitif katkıları olacaktır. Bizlerin de bu çorbada bir miktar tuzumuz olursa ne kadar mutlu oluruz. Şimdi bir zamanlar banal alem gibi baktığımız sanal alem hayatımızın tam merkezine oturmuş durumda. Dünyadaki bu yeni gelişmeler, işte pandemi, sağlık problemleri, bir virüsün bütün insanlığı maskeleştirdiği bir dünya evlerimizde daha çok oturmamızı gerektiriyor. Ekranlara daha fazla bakmamızı mecbur kılıyor. Birbirlerimizle ancak sanal alem üzerinden irtibat kurabiliyoruz daha çok. Taziyelerimizi bile telefonla ya da görüntülü olarak iletiyoruz. Böyle bir ortamda May Mecra dediğimiz yayın kanalının, YouTube kanalının faaliyete geçmesi bizim için gerçekten daha sonra anlaşılacak önemli bir gelişme. Çünkü işte bu söylediğim nedenlerden dolayı hasbihal edebileceğimiz, meşveret edebileceğimiz, yarenlik yapabileceğimiz, medeniyetimizi konuşabileceğimiz, hal hatır sorabileceğimiz bir yayın organı olarak faaliyete başlayacak. Onun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Ben zaten yıllar önce bir şiir kitabı yazmıştım. Yürüyelim seninle İstanbul'da diye. İstanbul'a geldim, İstanbul'da yürüyorum. Şimdi de May Mecra'da beraber yürüyelim. Bu mecra çok büyüyen, çok farklı yerlere giden bir mecra. Dolayısıyla Serdar Tuncer gibi önemli isimlerin bu mecrada olması bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan insanlar için çok çok önemli. Sanırım onun haricinde de bu isimlerin veya buraya gelecek olan konukların verecekleri mesajlar, anlatacakları da çok değerli olacaktır. Ben çok sevindim kendi şahsım adına. Değerli, güzel insanların bu tür işler içinde olması sorumluluk aslında bir bakarsanız bir taraf itibariyle bu. Çünkü anlatılmayanı anlatacaklar, söylenilmeyeni söyleyecekler belki. Belki de hiç dokunulması çok zor insanlara ulaşacaklar, onların hayatlarını değiştirecekler. O anlamda çok değerli, çok güzel bir iş yapıyorlar. Allah yollarını açık etsin, daim etsin. Çok güzel başladı. İnşallah çok uzun ve hayırlı bir yol olur. Gelin beraber yürüyelim. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Böyle güzel insanların, böyle güzel adamların yapmış olduğu böyle güzel bir etkinlikte, böyle güzel bir YouTube kanalında emeğiniz varsa, biz de buraya gelebiliyorsak ne mutlu bize. Bizim televizyonumuz, bizim kanalımız, sevdiğimiz ağabeyimizin öncülük ettiği çok güzel bir mecra. Bizim mecramız. Çok şükür bizim de bir YouTube kanalımız oldu. O yüzden hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Allah muvaffak eylesin. İnşallah güzel şeyler, güzel işler. Güzel insanlar olduğu için zaten güzel şeyler olacağından eminiz. Rabbim yollarını açık etsin. May Mecra'ya hayırlı uğurlu olsun.
olsun diyorum. Gelin beraber yürüyelim. May Mecra, bana Serdar bunu bir gün sordu. Abi May Mecra deyince sen ne düşünüyorsun dedi, aklına ne geliyor dedi. Dedim ki yani benim yolum, benim düşüncem, benim kaderim, takip edilmesi gereken gerçek yol. Her ne kadar yollar ayrı ayrı yöne gidiyor gibi görünse de hepsi aynı noktaya çıkmalı. İnsanların yollarının başını alıp gitmesiyle birbirlerinden ebediyen uzaklaşması, kopması diye bir şeyi kabul etmemek lazım. Bundan dolayı May Mecra bana bunları düşündürüyor. Güzel bir çalışma ortamı olacağını düşündürüyor. Güzel, kıymetli, değerli sözlerin ve düşüncelerin gençlere örnek olacak, merak edenlere meraklarının tatmin edeceği, edileceği bir mecra olacak diye düşünüyor. Soran dağları aşmış, sormayan yüz yolda şaşmış. Gelin biz sorarak mecramızı bulalım. Çok güzel insanlar var, çok güzel bir kadrosu var, çok müthiş, çok sıcak bir ekibi var, çok sabırlı bir ekibi var sizin gibi. İnşallah hepimizin hakkında hayırlısı olur. Muradını taşıdığımız hizmeti yapmayı Cenab-ı Mevla bize nasip eder diyeyim. Gelin beraber yürüyelim. Aslında bu ilginç bir yolculuk. İnşallah Türkiye'de televizyonların pabucunu dama attıracak bir yolculuk olur. Televizyonlar aslında dayatıyorlar. Tamam, top maktak bir şeyleri dayatıyorlar. Serdar Tuncer ve Orhan kardeşimiz televizyon ekranını kırdı. Perde yıktı. Bir şekilde orada televizyonda bir dil kurdular. Yani dolayısıyla nasıl, televizyona nasıl ruh yüklenebilir onu gösterdi. Yani özellikle Serdar Tuncer, ben bunu yazdım. Başka mecralarda, mekanlarda, ortamlarda. Burada geleneksel, konvansiyonel yayıncılık biçimini yıkacak. Belki ulaşılamayan genç kuşağı, dolayısıyla temiz, tertemiz, dolayısıyla ne yapacağını bilmeyen bir şekilde bir arayış içinde olan, bulduğu zaman da, aradığı şeyi bir şekilde bulduğu zaman da, yani yitiğini bulmuş gibi yapışacak genç kuşağa ulaşacak bu çalışma, çaba. Bu May Mecra çalışmasının gayretini diğer çalışmalara da öncülük edecek. Dil nasıl kurulur? Burada dil nasıl kurulur? Dolayısıyla buradan insanlara, insanların yürek tellerini titretecek ruh nasıl üretilir? Onu gösterir inşallah. Onu bekliyorum. Burada birlikte yürünmesi gereken bir yolculuk var. Sizi de bu yolculuğa eşlik etmeye davet ediyorum. Evvela hayırlı olsun temennimi iletmiş olayım. Serdar'la onun yaşına göre epey bir zaman önceden beri tanışıyoruz. Şimdiye kadar hep faydalı işler yaptığı kanaatindeyim. May mecra ile alakalı olmadan sadece konu mecrasından bahsediyorum. Faydalı bir mecrada ömür tüketiyor, faydalı işler yapıyor. Hem memnuniyetini hem de dualarını bildireyim. İnşallah emekler zayi olmasın. Geniş bir yelpaze düşünmüş. İnşallah muvaffak olur ve ne yaparsak yapalım. Marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta zayidir diye bir söz var. Elbette bu işin esas sahibi ne Serdar ne bizim gibi misafirler. Bu işin esas sahibi seyredenler ve dinleyenlerdir. Onlar doğruya sahip çıkarlarsa ferdin doğruluğundan cemiyetin doğruluğuna doğru yükselinir. Bu temennilerle tekrar başarılar diliyorum. Gelin bu muhabbet yolunda beraber yürüyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah güzel bir başlangıç nasip eylesin. Devamında da inşallah bereketli bir sefer eylesin. Sizin birikiminizle, bugüne kadar yaptığınız çalışmalarla ben zaten iyi bir başlangıç yaptığınıza inanıyorum. İnşallah mecra kelimesinin bütün çağrıştırdıklarıyla beraber bir akışa dönüşsün bu. Bir mecraya dönüşsün, bir yuvaya dönüşsün, ekole dönüşsün. İnsanlarımızın aklıyla, kalbiyle, gönül kulağıyla dinlediği, yöneldiği bir yer olsun, melce olsun. İnşallah oradan bereket alsınlar, feyiz alsınlar. Kendi gök kubbemizi biraz bu programlarda ele almaya çalışacağız. Neydi? Ne zaman kaybettik? Kaybettik mi sorusunu sormanın önemi bu keşfin ilk adımı olacak belki. Nasıl başımızın üstündeki sema statik değilse kendi gök kubbemiz de statik değil. O bizim çabamızla, gayretimizle canlı kalacak, yürüyecek, büyüyecek, renklenecek bir gök kubbe. O yüzden dışarıda başkasına ait ya da başka birilerinin yapacağı bir şeyden bahsetmiyoruz. Hepimizin ortak sorumluluğu olan kendi gök kubbemizi ayakta tutma sorumluluğunu belki biraz irdelemeye çalışacağız. Thank you.